Merhaba sevgili gençler. Dolaşım sistemi soru çöz konu öğren soru çözümlerime devam ediyorum. Bu videoda kan grupları ile ilgili sorular göreceksiniz. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Yayınlamış olduğum diğer soru çöz konu öğren soru çözümlerime de bakmanızı öneririm. Yapmış olduğum bu soru çözümlerimle konuyu kısa bir tekrar ederek de öğrenmiş oluyorsunuz. Videomu sonuna kadar izlemeyi ve yeni bir bilgi öğrenmeyi ihmal etmeyin. Haydi o zaman vakit kaybetmeden kan grupları ile ilgili soru çözümünü yapmaya başlayalım. İlk sorumuz rüzgar arkadaşı Ali, Zeynep ve Gizem'den aldığı kan örnekleri üzerinde anti A, anti B ve anti D antikorlarını damlattığında aşağıdaki durumları gözlüyor. Buna göre Ali, Zeynep ve Gizem'in kan grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar kan grupları tayininde kan damlaları üzerine anti A, anti B ve anti D antikorları damlatılır ve böylelikle kişilerin antijen taşıyanların üzerinde çökelme gözlenmesi beklenir arkadaşlar. Buradan da biz kan gruplarına bakalım. Çökelme olanlar daha koyu renkli olarak gözüküyor. Çökelme olmayanlar ise daha açık renkli olarak gözüküyor. Şimdi Ali'nin kan buna bakacak olursak arkadaşlar anti A damlattığımızda çökelme olmamış B ve D damlattığımızda çökelme olmuşsa Ali'nin kan grubu B RH pozitiftir arkadaşlar Zeynep de A'da çökelme olmuş B'de olmamış anti D'de çökelme olmuş o zaman A RH pozitif kan grubudur Gizem de A'da çökelme olmamış, B'de çökelme olmuş, anti D'de çökelme olmamışsa o zaman bu nedir? B RH negatif kan grubudur. O zaman şıklardan bakacak olursak arkadaşlar B pozitif, A pozitif ve B negatif olana baktığımız zaman cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. RH kan grupları aynı olan bireyler arasındaki kan alışverişleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar Birinci kişide kanına anti B içeren serum damlatıldığında çökelme olmuyormuş. O zaman bu, bu kişi nedir arkadaşlar? Yani B damlattığınızda anti B damlattığınızda çökelme olmuyorsa arkadaşlar ya A kan grupludur ya da sıfır kan grupludur. Bu ikisinden biridir. Al yuvarlarında kan grubu antijeni yoksa bu nedir? Sıfır kan grupludur. Kan serumunda anti A ve anti B antikoru bulunduran kişi de yine sıfır kan grubudur. Çünkü al yuvarında antijen olmayıp Antikor bulunduranlar, kan serumunda antikor bulunduranlar ne oluyor? 0 kan grubu olmuş oluyor. O zaman bireyler arasındaki kan alışverişi ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur diyor. O zaman birinci kişiye ne dedik biz? Ya A ya 0 kan gruplu. Ama ikinci ve üçüncü kişinin kesinlikle ne olduğunu biliyorum? 0 kan grubu olduğunu biliyorum. Şimdi şunu bilelim arkadaşlar. AB kan grubu neydi? Genel alıcıydı. Sıfır kan grubu genel vericiydi. Yani 0 kan grubu hem kendisine kan verebilir hem de diğerlerine yani A'ya da verebilir, B'ye de verebilir, A, B'ye de verebilir değil mi arkadaşlar? Şurayı yanlış yazdım. A, B'ye de kan verebilir. O zaman baktığımızda şimdi diyor ki bana bir ve ikincinin kan grupları aynıdır diyor. Ba bakalım birinci A da olabilir sıfır da olabilir demiştim ben. İkinci ne? Sıfır kan grubu. Yani aynı olabilir ama aynıdır ya da kesinlik bir ibaresi verebilir miyiz? Hayır. İkinci birinciden kan alamaz diyor. İkinci sıfır kan grubu değil mi arkadaşlar? Yine birinci sıfır kan grubu olursa eğer kan alabilir mi? Alabilir. A olursa ne yapamaz? Kan alamaz. Ancak kesinlik hakkında yorum yapamıyorum. İkinci ve üçüncünün kan grupları aynıdır diyor. Ben bunu ne yaptım? Zaten gördüm arkadaşlar. O yüzden cevabım ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki şekillerde bir ailedeki anne ve babanın kanları üzerinde çeşitli antikorlar damlatılarak yapılan bir deney gösterilmiştir diyor. Bu ailenin çocukları ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakalım annenin kan grubu neymiş arkadaşlar? Anti A çökelmiş, anti B çökelmiş, anti D damlattığımızda çökelmemiş ise A, B, R, negatiftir değil mi? Babanın kan grubu ise 0, R, pozitiftir. Nereden anladım? A'da çökelme olmadı, B'de çökelme olmadı, anti D'de çökelme olduğu için. O zaman bakalım arkadaşlar. Şöyle düşünün. Annesi A, B kan gruplu babası sıfır kan gruplu. Bu doğacak çocukların kan grupları nasıl olabilir? A sıfır olabilir. B sıfır olabilir değil mi? İki tane seçeneğim var. Çaprazlama yaptığımda buna ulaşıyorum arkadaşlar. Peki Negatiflik için konuşacak olursak annesi negatif ancak babası pozitiflik bakımından büyük R büyük R de olabilir büyük R küçük R de olabilir. O yüzden sorular üzerinden değerlendirmemizi yapalım burada. Çocukların hiçbiri babalarına kan veremez diyor. Şimdi A0 ve B0 mı bu arkadaşlar? Sıfırda babasının kan grubuydu ve bu baba neydi? genel vericiydi değil mi arkadaşlar? Verici olduğu için sadece kendisinden kan alabilir. O yüzden çocuklar babaya kan veremez. Bu ne olmuş oldu? Doğru. Bir olmayanları eleyelim. Kan uyuşmazlığı görülebilir mi? Bakalım. Şimdi anne negatif, babanın pozitif olması durumunda doğacak çocukların da negatif olması halinde oluyordu değil mi arkadaşlar? Kan uyuşmazlığı. Ve anne negatif kan grubundaydı. Baba da büyük R ne olsun büyük R küçük R olsun atıyorum ki. Yani büyük R büyük R de olabilir fark etmez. Şimdi anneden küçük R'yi alacak zaten. Babadan da büyük R'yi aldığını düşünürseniz bu ne oldu? Pozitif kan grubu oldu değil mi arkadaşlar? O yüzden anne negatif. Çocukta pozitif olursa kan uyuşmazlığı görülebilir mi? Görülebilir. İki de olmuş oldu. Cevabım aslında çıkmış oldu ama üçüncüye de bakalım. Üç ve dörde bakalım. Pozitif kan grubundan olan bütün çocukların genotipi heterozigottur diyor. Baktığımız zaman zaten A0 ya da B0 heterozigottur. Büyük R küçük R'nin olması da yine heterozigotluk göster Bölgesidir. Kardeşler arasında kan alışverişi yapılamaz diyor. Şimdi ben şöyle düşüneyim arkadaşlar. İki kardeş de A0 olabilir ya da iki kardeş de B0 olabilir. Hani biri A0, biri B0 olduğunda kan alışverişi yapılamaz ama ben bunun çocukların böyle olduğunu bilmiyorum. İkisi de A0 da olabilir, ikisi de B0 da olabilir. O yüzden kan alışverişi yapılabilir bu durumda. Yani kesinlik bakımından doğruluk söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden cevabım E seçeneği olmuş oluyor. Al yuvarlarında A ve B antijenleri bulundurmayan bir insanla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım burada arkadaşlar ne olacak? al yuvarında A ve B antijenini bulundurmuyorsa bu kişi nasıl kan grupludur? Sıfır kan grupludur. Ve bu kişinin plazmasında ne vardır arkadaşlar? Anti A ve anti B birlikte bulunur. O zaman bakalım hangisi yanlıştır diyor. Al yuvarında hem A hem de B antijeni olmayan bir insana kan verebilir diyor. Baktığınız zaman arkadaşlar bu kişi zaten sıfır kan gruplu olduğu için yine sıfır kan gruplu başka bir kişiye kan verebilir mi? Verebilir. Plazmasında A A ve B antikorları birlikte bulunur. Zaten biraz önce bunu söyledik. A, B ve AB kan gruplarından kan aldığında kanında çökelme gözlenir. Neden arkadaşlar? Çünkü bu genel verici bir şey olduğu için normalde sadece kendisinden kan alabiliyordu. Ancak... A, B ve AB kan gruplarından kan aldığında da kanında ne olacak? Bir çökelme, bir tıkanıklık durumu söz konusu olacak. A duvarlarında A ve B antijenine sahip olmayan insanlardan kan alabilir. Yani ne oldu arkadaşlar? A ve B antijenine sahip olmayan insan ne zaten? Sıfır kan grubu o yüzden alabilir. Plazmasında antikor bulunan bir insana kan veremez diyor. Plazmasında antikor bulunan herhangi bir kişiden bahsedelim arkadaşlar. Mesela ne olsun? Anti B olsun. E bu kişi A kan gruplu mu? Evet. E zaten sıfır kan gruplu genel verici olduğundan dolayı herkese kan verebilir. O yüzden bu ne olmuş oldu? Yanlış bir seçenek olarak karşımıza çıkmış oldu. Hatalı kan nakillerinde antikorlar zarlarında ilgili antijenleri bulunduran al yuvarları birbirine yapıştırarak bunların kümeleşmesine yani çökelmesine sebep olur. Bu olaya aglutinasyon deniyor arkadaşlar. Buna göre durumlarından hangilerinde ok yönünde yapılan kan nakli al yuvar aglutinasyonuna sebep olur. Şimdi al yuvar aglutinasyonu dediğimiz olayda ne olacak? Hatalı kan nakilleri olacak. Yani normalde A kan gruplu bireye A verebiliriz. B'ye B verebiliriz arkadaşlar. A B'ye A B verebiliriz sıfır kan grubuna sıfırlı birey verebiliriz. Bunun dışındaki kan nakilleri hatalı kan nakilleri olur ve çökelmeye sebep olur arkadaşlar. O yüzden baktığımda birinci de A'dan B'ye vermişiz çökelir. B'den sıfıra vermişiz çökelir. E, AB'den B'ye vermişiz çökelir değil mi arkadaşlar? Bu da agl al yuvar aglutinasyonuna sebep olur. O yüzden cevabımız ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki tabloda insana ait kan grupları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre kan gruplarına sahip bireylerin kanı A kan gruplu bireylerde bulunan antikorlarla çökelebilir diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi A, A kan gruplu bireyin kanında bulunan antikor neydi? anti de değil mi arkadaşlar? A kan gruplu bireyin kanında anti B var. O zaman ben anti B'de yani anti B içinde B bulunacak bir şeyi çökeltmem lazım, değil mi? Yani şöyle düşünün. Anti B'ye kime damlatıyorum ben? B'li bir şeye damlatırsam çökelme olur, değil mi? Mesela bu BB olabilir mi? Olabilir. B0 olabilir mi? Olabilir. AB'nin içine damlatırsam yine çökelme olabilir mi? Olabilir. Bunun haricindeki herhangi bir yapıda çökelme olmaz, değil mi? Biz peki kan grubu tayinini neyle belirliyorduk arkadaşlar? Alüvar zarında bulunan antijenlerle belirliyorduk. O zaman baktığımızda birincide ne var arkadaşlar? B var mı içinde? Var. İkinci de B var mı içinde? Var. Üçte B var mı? Yok. Dörtte var mı? Yok. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ben kan grubu tayinimi alüvar zarında bulunan antijenlerle yapıyorsam içerisinde B'yi aradığımda arkadaşlar 1 ve 2 de olduğu için cevabımız ne oldu? B seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. İnsanda A, B ve 0 sistemine göre kan grubunu belirleyen antijenler A ve B antijenleri olmak üzere iki çeşittir. Bu antijenler al yuvar zarında bulunurlar. Al yuvar zarında bireylerin kan alabildiği birer kan grubu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci de sadece A antijenini taşıyormuş. O zaman ne olabilir? A'dan ve sıfırdan ne yapabilir arkadaşlar? Kan alabilir. Sadece B antijenini taşıyorsa o zaman B'den ve sıfırdan kan alabilir. Hem A hem de B antijenini taşıyorsa bu A'dan da B'den de A, B'den de sıfırdan da alabilir. Antijen taşımıyorsa da sadece sıfırdan kan alabilir değil mi? O zaman arkadaşlar bakalım Birinci için A ve 0 olacak. O zaman bir A olabilir, B olabilir. C olamaz, E olamaz değil mi arkadaşlar? Sonra B, ikinci için B ve 0'dan biri olmalı. AB yazıyor B'de. O da olmadı. Devam ediyorum. O zaman üçüncü de A ve hepsi olabildiği için diğerlerine bakmayayım. Dördüncüye bakıyorum 0 olacak. Dördüncünün 0 olduğu da sadece D seçeneğinde olduğu için cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. İnsan da... Anne ile fetüs arasında RH uyuşmazlığının ortaya çıkması için anne baba ve fetüsün kan grupları RH faktörü bakımından nasıl olmalıdır diyor. Şimdi anne ile annemiz var, bir de babamız var. Bunların döllenmesi sonucu bir fetüs oluşuyor arkadaşlar. Şimdi annemiz negatif kan gruplu olmalı, babamız pozitif olmalı. Doğacak çocuğun da pozitif kan grubuna sahip olması gerekiyor. Bu durumlarda kan uyuşmazlığı dediğimiz eritroblastosis fetalis hastalığı ortaya çıkmış oluyor. Bakalım arkadaşlar anne negatif olacak. Pozitif olduklarını eleyelim. Baba yine bir pozitif olmak zorunda. Babanın pozitif olmayanlarını eleyelim. Fetüs ne olacak arkadaşlar? Yine pozitif olacak. Eğer fetüs negatif olursa anne ile arasında kan uyuşmazlığı durumu söz konusu olmuyor. Bu şekilde cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Ahmet, Ali ve Veli'nin AB0 kan grupları ile ilgili antijen ve antikorlarına ait bazı bilgiler şunlardır. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Ahmet'in al zarında sadece A antijenleri bulunur diyor. O zaman Ahmet nasıl kan grubunda? A kan grubunda. Ali'nin kan plazmasında bakın kan plazması mı diyor? Alüvar zar mı diyor? Ona dikkat etmem lazım. Ali'nin kan plazmasında anti A ve anti B antikorları bulunuyorsa arkadaşlar, o zaman kan plazmasında anti A anti B Antikorunu bulunduran sıfır kan grubudur. Ali sıfır kan grupluymuş. Veli'nin kan serumunda hiçbir antikor bulunmuyorsa bu nedir arkadaşlar? Veli de AB kan grupludur. Bunu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Kan verme kan vermeme durumundan bahsediyor. Şunu söyleyelim sıfır genel vericiydi. A'ya kan verdi. B'ye kan verdi. AB'ye kan verdi. Yine A'da AB'ye kan vermiş oldu arkadaşlar. Ahmet neydi? Ahmet A kan grupluydu. Ahmet A kan gruplu. Veli neydi? 0 Veli AB kan grupluydu. Ahmet Veli'ye kan verebilir mi? Verebilir değil mi arkadaşlar? Veli Ali'den kan alabilir mi? Veli AB kan grubuydu. Ali sıfır kan grupluydu. O zaman Ali'den kan alabildi mi? Alabildi. Ali şey Ahmet Ali'den kan alamaz diyor. Ahmet ne? A kan grubu. Ali sıfır kan gruplu. Kan alamaz mı? Alabilir. Hatta sıfır neydi? Genel vericiydi. Herkese kan verebiliyordu. O yüzden üçüncü yanlış olduğu için cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Kan grubu bilinmeyen bir insanın kan grubu belirlenirken bireyden alınan 3 damla kan örneği sırasıyla şu şekilde uygulanıyor. İşlemler uygulanıyor. Birincinin üzerine anti A, ikincinin üzerine anti B, üçüncünün üzerine de anti D damlatılıyor. Zaten kan grubu tayini bu şekilde yapılıyor. Bireyin A RH pozitif kan grubu olduğu bilindiğine göre bir süre sonra kan damlalarının hangisinde çökelme olmasını beklerim ben arkadaşlar. Siz anti a'yı damlattıktan sonra çökelme oluyorsa birinci de ne olması lazım? Çökelme olması lazım. Anti B damlatıyorsunuz. Çökelme olmayacak. O zaman herhangi bir değişiklik olmayacak 2 üzerinde. O zaman iki olanları eleyelim. 3. de anti D'de ne oluyor? A e, A Rh pozitifte çökelme olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden 3. de de noktacık olacak ve ne olmuş oldu? Cevabımız 1 ve 3 olarak karşıma çıkmış oldu. Evet sevgili gençler, kan grupları ile ilgili soru çözümüm burada sonerdi. Bundan sonraki soru çözümüm kılcal damarlardan madde yani diğer ismiyle Starlink hipotizi ile ilgili olacak. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.